Başkanım, öncelikle büyük bir felaket yaşadık. Milletimizin başı sağ olsun, kalanlara Allah şifa versin. Siz de depremin ilk gününden itibaren burada deprem bölgesine yardımlarda bulundunuz, çalıştınız. Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet, sizden söylediği gibi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar. Rabbim oradaki insanların yardımcısı olsun. Daha doğrusu hepimizi etkileyen bir deprem süreciydi. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Rabbim bir daha bize böyle bir acılar yaşatmasın. Ama bir taraftan da insanoğlu olarak da tepkilerimizi almak zorundayız. Çalışmalarımızı buna göre yapmak zorundayız. Depremle yaşamakla ilgili bütün hazırlıklarımızı, binalar dahil hazırlığımızı yapmak zorundayız diye düşünüyoruz. Gerçekten çok zor bir süreç. Rabbim insanların yardımcısı olsun. İlk günden itibaren ne gibi çalışmalar yaptınız? Evet, başkanım? Şimdi 6 Şubat'ta bu 4.17'den sonra bu haberi aldıktan sonra hemen ilçe kaymakamımızla irtibata geçtik. Tabii burada bizim resmi olarak bağlantımız AFAD ve valiliğimiz, kaymakamlığımız. Onlarla beraber istişaremizi yaptık. İlk etapta tabii neler gönderebiliriz, ne yapabiliriz, yardım ekipleri nasıl koordine edebiliriz ki biliyorsunuz AFAD'ın ilk açıklamaları orada kurtarmayla ilgili olan, daha önce bu işin eğitimini almış personellerin o bölgeye gönderilmesi. Bunlarla ilgili elimizde iş makinesi operatörleri dahil, daha önce AFAD'la beraber eğitim almış, kurtarma faaliyetlerini bilen personelimiz dahil. Hemen bir hazırlığımızı yaptık. 17 kişilik buradan bir kurtarma, İHA'yı, aşevi kuracak şekilde bir ekibimizi hemen AFAD koordinasyonunda Hatay ilimize gönderdik. Bize zaten koordinasyonda Denizli bölgesinin işte valisiyle büyükşehirimizle beraber Hatay bölgesinde olacakları söylendi. Biz de ilk etapta Hatay'a çıkardık. İlk dönemde İlk gün daha doğrusu dere boyu köyünün olduğu yerde kırsal mahallelerde olacak şekilde hem aşevimizi orada kurduk hem orada yardım faaliyetleri, kurtarma faaliyetlerine teknik ekiplerimiz destek oldular. Ardından birkaç gün sonra da Hatay Arsus ilçesinden bir talep geldi aşevi kurulması ile ilgili. Arsus bölgesinin kaymakamlığı koordinasyonuna ekiplerimizi gönderdik. Yaklaşık 12 gün boyunca orada düzenli olarak yaklaşık her gün 10 bin kişiye yemek çıkardı arkadaşlarımız. Ardından ekiplerimiz oradayken o tarihte iklim daha soğuktu Hatay dahil. Odun ihtiyaçları oldukları söylendi. Hem Hatay başta olmak üzere ilk tırımızı Hatay merkez emniyet güçlerimizin olduğu bölgeye, ardından Arsus'taki arkadaşlarımızın olduğu bölgeye sağ olsun bütün mahallelerimizden, yani orman köylüsü olup ağacı olan bütün mahallelerimizde ilana çıktığımız zaman her mahalle bir tır olacak şekilde yaklaşık odun hazırladılar. Kesildi, biçildi, çuvallandı, işlerine çıraları kadar kondu. Her kamyona işte 10'ar 15'er tane zopa konacak şekilde yaklaşık 12 tır 300 ton üzerinde bir odunu Hatay başta olmak üzere Maraş, Malatya, Elbistan bu bölgelere gönderdik. Hala da gönderiyoruz. Orman köylüsü olan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Onların destekleriyle orada ki en son İskenderun ziyareti yaptığımız zaman hala bizim çuvallarda oradaki görevli arkadaşların çamayla odunların yaptığını orada gördük. Tabii oradaki kurtarma ekibimiz, aşevi ekibimiz gerçekten 12 gün boyunca ilk günlerde çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Onları da çok çok teşekkür ediyorum. Özleriyle orada görevlerini yaptılar, gerçekleştirdiler. Tabii bu esnada çamayla merkezde de kapalı spor salonu, lojistik toplanma merkezi yaptık. Bütün vatandaşlarımız, işte öğretmenlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, gönüllerimiz orada, işte elbiselerin, malzemelerin işte paketlenmesi, boyutlandırılması yapıldı. Bizim burada gönderdiğimiz paketlerin hepsi hazır bir şekilde. Yani örnek veriyorum, bir çocuk bezi geldiyse çocuk bezinin 1'den 5 numaraya kadar ayrılmasını arkadaşlar yaptılar. Üzerine yazdılar, işte çocuk bezi 5 numara, 3 numara vesaire şeklinde.
Yiyecek, içecekler, giyecekler zaten hepsi sıfır malzeme olacak şekilde. Kadın çamaşırları ayrı yapıldı, çocuk çamaşırları ayrı yapıldı vesaire. Bunu da kapalı spor salonunda gönüllü vatandaşlarımız da, görevli arkadaşlarımız da hazırlayıp biz AFAD'a ulaştırdık. AFAD da hazır bir şekilde hemen deprem bölgesine ihtiyaç olan yerlere gönderdiler. Yaklaşık ikinci günlük galiba oradaki arkadaşlarımız dediler ki fırınlar genelde biliyorsunuz bina altlarında oluyor. Hiç fırın yok. Un olsa da elektrik yok, doğalgaz yok, yani ekmek yok. Ne yapabiliriz diye düşündük. Bizim köylülerimizde yapılan ekşi mayalı bazlamalarımız var, bayatlamayan. Yufkalarımız var, bozulmayan. Bunu hemen vatandaşlarımıza ilan ettik. Sağ olsun kadınlarımızın hepsi bazlama yapma seferberliğine girişti. Ha, daha sonra gördüm bütün Türkiye'de örnek oldu bu çalışmamız. Biz daha sonra bunun işte bayatlamaması, herhangi bir olay yaşamamak için aynı zamanda ilçemizde mitos ürünleri balık işletmemiz var. Burada biz balıkları vakumlayıp, poşetleyip yurt dışına gönderiyoruz. Sağ olsun işletme oradaki bütün makinelerimize tahsis etti. Bütün bazlamalarımızı burada vakumladık, poşetledik, bu şekilde gönderdik. Yani 10 gün, 15 gün boyunca o bazlamaların bozulma şansı yoktu. İlk etaplarda bunları tırlarla, yani bir kamyonun üzerinde yani yaklaşık 15 bine yakın ekmek gönderdik. En son partiye de hatta Çal belediyemizle beraber koordine ettik. İkisini beraber bir tır yapıp gönderdik. Daha sonrasında da orada fırınlar açıldı zaten. Seyyar fırınlar, işte diğer ekmek ihtiyaçlarına karşılığında o ihtiyaç giderilmiş oldu. Ama bizim ilk gönderdiğimiz işte bazlamalarımız, yufkalarımız orada çok makbule geçtiğini biliyoruz. Tabii bir taraftan da yardım kolisi, yardım malzemesi hazırlanırken biz hayvancılık bölgesiyiz. Süt toplayan kooperatiflerimiz, süt birliklerimiz var. Bunlar kampanya düzenlediler. Yaklaşık 2 gün, 3 gün boyunca bütün vatandaşlarımız günlük sütlerini deprem bölgesindeki vatandaşlara toplayarak paralarını AFAD hesabına yatırdılar. Bir kısmını burada lojistikte kullandık o paraların. Malzeme işte zopa alınmasında vesaire alınmasında kullandık. Burada süt kooperatiflerimiz de çok büyük katkı sağladılar. Bunlara da kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz çameli olarak yani bütün temel ihtiyaçları en iyi bir şekilde hazırlayıp ve oradaki mesela Arsus'taki göndermiş olduğumuz aşevinde arkadaşlarımız biz kamyonlarımızı gönderdiğimiz zaman tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar orada. Hiçbir malzememiz çöpe atılmadan ya da bayatlamadan ya da ihtiyaç sahibi olmayan yere ulaşmama gibi bir şey yok. Hepsini tek tek arkadaşlarımız kamyonlara beraber bölge bölge dağıttılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Ve oradan da gerçekten çok güzel dönüşler aldık, Allah razı olsun. Yani biz onlar için burada varız. Hatay, Arsus bölgesinden çok mailler aldık, teşekkür mailleri. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Dediğim gibi orada görev yapan 18-17 kişilik yardım ekibi gerçekten çok büyük özveriyle çalıştılar. Hasreten bunlarca ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Başkanım, deprem bölgesini yerinde gördünüz, siz de oralarda bulundunuz. Bunlarla ilgili gözlemlerimizi alabilir mi? Evet, geçen haftalarda biz Hatay, Antakya, İskenderun, şu anda da Denizli Büyükşehir'imiz İskenderun bölgesinde lojistik merkezimiz var. Oradaki lojistik merkezimizde 3 gün geçirdik. Arkadaşlarımızla beraber orada misafir olduk. Tam da böyle yağmura yakalandığımız gün oldu. Hatta o gün Adıyaman, Urfa tarafındaki yağışım olduğu gün biz Hatay bölgesindeydik. Şunu gördük orada, birincisi, biz giderken Ramazan kolilerimizi götürdük. Şimdi bu yardım kampanyalarından sonra Ramazan-ı Şerif gelmeden önce dedik ki, Çameli'deki ihtiyaç sahiplerine zaten ulaştırıyoruz. Oradaki insanlara da Ramazan paketlerine ulaştıralım, onunla ilgili bir kampanya yaptık. İşte Çameli'deki esnaflarımız, öğrencilerimiz, mesela okuldaki öğrencilerimiz Ramazan paketi hazırlayıp işlerine notlarını koyup bize ulaştırdılar. Diyanet teşkilatımız, kaymakamlığımız, hepsi yaklaşık bir kamyon Ramazan kolisi hazırladık. Hatay'a gidip orada da kaymakamlığımız, Hatay Kaymakamlığı sağ olsun bize yardımcı oldu. Mahallelerini gösterdiler. Tek tek
çadırda yemek yapan insanlara biz ulaştırdık. Neden? Çünkü Ramazan polisi toplu yemek çıkan yerlerde kullanmaya elverişli değil. Orada içinde 2 kilo yağ var, 3 kilo pirinç var vesaire şeklinde yemek yapanlara ulaştırmamız gerekiyordu. Bunu bulmamız gerekiyordu. Orada da birkaç mahalle bulduk kaymakamımızla beraber. Tek tek orada dağıttık. Vatandaşlara ulaştırdık. Tabii bunu yaparken hem vatandaşlara da fırsat, görüşme fırsatı bulduk. Onlara dertlerini dinleme fırsatı bulduk. Geçmiş olsun deme fırsatı bulduk. Orada gördüğüm olay şu, Denizli deyince özellikle İskenderun ve Hatay'da insanlar ayrı bir gözle bakıyorlar. Ya Denizli teşkilatı gibi işte Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediye'miz orada, diğer ilçe belediyelerimiz orada, daha başka belediyeler de var ama Denizli deyince millette güzel bir muhabbet var, güzel bir algı var. Yani tabii bu algıyı da oradaki belediyelerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ki sık sık Osman Başkanımız oraya gidip geliyorlar. Onların büyük eserler olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da hem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem Büyükşehir personelimize, bütün personelimize, orada itfaiye teşkilatımız vardı, fen işleri teşkilatımız var, ilaçlama teşkilatımız var, sosyal hizmetler teşkilatımız var, kale belediyemizin yardım işte tırı var, pide yapan tırı var vesaire şeklinde. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Denizli'mizi Hatay ve İskenderun bölgesinde çok iyi bir şekilde temsil edip önemli olan da oradaki işlerini çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Deski görevini layıkıyla orada yapıyor. Penişler personelimiz layıkıyla yapıyor. Ben o çalışan arkadaşlarımıza gerçekten de o psikolojiyle o yıkılmış binaların içerisinde çalışıp hizmet yapmakta her baba yiğidin harcı değil. Orada çalışan bütün personellerimize de Allah kolaylıklar versin diyorum. Yardım kolilerimizi, Ramazan kolilerimizi dağıttıktan sonra İskenderun'dan Antakya, Hatay merkeze hem tek tek inceleme için hem orada ilk günden beri görev yapan Denizli Valimiz Ali Fuat Atik Bey'i de ziyaret etme fırsatı bulduk. Kendisini ziyaret ettik. Sağlığı saati çok şükür yerinde gördük, morali yerinde gördük. Onu hasbihal etme fırsatı bulduk. Valimizle görüştükten sonra da Antakya merkezdeki yıkılan bölgedeki inşaatları inceleme fırsatı bulduk. Gerçekten benim dolaştığım bölgelerde hiçbir tane sağlam bina göremedim. Gerçekten devletimizin bütün makineleri orada, çok makineler var, çalışıyorlar. Ki şu anda yıkılmış binaların enkazları temizleniyor. Ama ayakta gibi görülen binaların bana göre %99'u yıkılacak hasarlı binalar. Birkaçında yakından inceleme fırsatı bulduğumda betonların gerçekten çok değişik. Tabii teknik anlamda ne kadar kalitesiz demek doğru olduğunu bilmiyorum ama benim teknik bildiğim anlamında beton kalitesi düşük olarak gördüm. Betona uygun olmadıklarını gördüm. Yeni binalarda birkaç yıllık, yani benim incelediğim birkaç binalar, yeni binalar beton kalitesi şeyinden ona belli. Tamamının yıkıldığını gördük. Demek ki orada bir zemin anlamında hatalar yapmışız. Beton kalitesi ya da demir işçiliğiyle ilgili hatalar yapmışız ki bu noktaya gelmiş. Çünkü baktığımız zaman düz olan yerlerde bütün binaların yıkıldığını görüyoruz. İskenderun'dan Antakya merkeze giderken Belen mevki dediğimiz dağlık olan bölgede sadece fay hattının geçtiği bölgede yıkıntılar var. Ama diğer binaların orada sağlam olduğunu görüyoruz. Dağlık kesimlerde. İskenderun otobanın altı denize yakın olan bölgenin tamamen hasar gördüğünü ki İskenderun merkezdeki sağlam olan binalar da deniz seviyesinin altına düşmüş. Şu anda deniz suyu binaların altından çıktığını söyledi arkadaşlarımız. Üst taraflar sağlam. Demek ki zeminle ilgili orada bir hata yapmışız. Ve orada şunu da gördüm. İskenderun'da iki bölgede hem Belen mevkinde yolun kenarında TOKİ binaları var hem karşı tarafta TOKİ binaları var. TOKİ binalarında hiçbir şey olmadığını gördüm. Demek ki zemini sağlam seçersen, demek ki betonu, çimentoyu tekniğine uygun kullanırsan 7.6 şift depreminde de 8. kusur depreminde de binaların yıkılmayabilirliğini orada görebiliyorsun.
Kesinlikle zeminde Hatay'da çok büyük hatalar yapılmış. Bundan sonra bunlardan ders almak lazım. Ki biz kendi çapımızda ders almaya başladık. Bir taraftan da kaymakamımızla beraber işte Çamadik Deprem Yönetmeliğini yeniden güncelleme çalışmalarına başladık. Oradaki gördüğümüz eksikleri, mesela gördüğümüz eksiğin bir tanesi madenci arkadaşları kesinlikle AFAD koordinasyonunda yeni eğitimlerini verip kurtarma faaliyetlerini kullanmamız lazım. Resmi böyle belediye personeli, elimizin altındaki fen işler personellerini, bunların eğitimini verdirmemiz lazım. Bu gibi lojistik merkezlerin, yani şimdi biz bütün mahallelerde sosyal tesisler yaptık. Orada da gittiğim o mahallede şunu gördüm. Çadır kuran arkadaşların yağmurdan, fırtınadan etkilenmediğini gördük. Orada çadır kentte en büyük problem tuvalet ve duş problemi. Sosyal tesislerde bunların çok önemli olduğunu gördük. Biz de çok şükür bütün mahallelerimizde sosyal tesislerimizi tamamladık. Bunları biz Allah göstermeye böyle bir deprem anında toplanma merkezleri olarak yeniden güncellememiz gerektiğini gibi çok çok orada örnekler aldık. Şu anda Çamlı deprem yönetmeliğini yeniden revize edeceğiz, yeniden hazırlayacağız. Daha önce de hazırlamıştık. Yani şu andaki Hatay, Kahramanmaraş depremindeki bize göre eksik fazla gördüğümüz konularda bir revize çalışması yapacağız. Ama biz yıllar önce zaten Çamlı deprem yönetmeliğini hazırlamıştık. Biz yıllar önce 2015, 2016, 2017 yıllarında Denizli Büyükşehir'imizle beraber 5000'lik planlarımızı, 1000'lik planlarımızı yeniden güncelledik. Bunu ulusal sistemimize işledik ve burada 7 kat olan bazı bölgelerdeki kat sayılarımızı 4 kata düşürmüştük. Ticaret bölgelerde, diğer bölgelerde kat sayımız 2. Bunlarla ilgili de çalışma yapmıştık. Kırsalda zaten en fazla kat sayımız 2. Zemin etütlerle ilgili geçen yıl, hatta bu konuyla ilgili çalışma yapan arkadaşlarımızla da ters düştük. Yani biz zemin etüdünün birebir bütün parsellerde yapılmasıyla ilgili talebimizi ilettik arkadaşlara. Şu anda da bir yıldır bunu yaptırıyorduk. Bu konuyla ilgili de en son Büyükşehir Meclisi'nden zemin bilgi sistemi adı altında bir büyükşehirimiz 25 milyonluk plan notu aldı. Bundan sonra herkes zemin etüdünü yapıp bu sistemi işledikten sonra ruhsatını alabilecek. Bu da çok önemli bir gelişme. Biz bir yıl öncesinden buna zaten başlamıştık. Kat yükseklerini düşürdük. Artı Hatay'daki gördüğümüz olaylardan sonra çok katlılarda kesinlikle bodrum kat yapılması gerektiğine inandık. Ve şu andaki çok 4 katlı dediğimiz katlarda bodrum kat yapma mecburiyetine getirdik Çamlı Belediyesi olarak. Aynı şekilde tek katlı veya iki katlı olan yerlerde radyatör temelin daha geniş alana yayılması, binanın bir sallantıda takla atmaması, yan yatmaması şeklinde de yeni kararlarımızı aldık. Bu konuyla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yeni genelgeler hazırlıyorlar. Buna en iyi bir şekilde uyacağız. Ama biz daha öncesinden gerek kat yüksekliği, gerek zemin etütü konusunda çalışmalarımızı yapmıştık. Bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu da şimdi oradaki incelemelerde de görmüş olduk. Şimdi İskenderun bölgesinde Denizli Büyükşehir'imiz, Denizli Pamukkale Belediye'miz, ilçe belediye'miz de katkı sağlayacaklar. Ramazan ayı boyunca 27 noktada yemek dağıtımı, iftarlık ve sahurluk dağıtımı yapacaklar. Tabii Ramazan-ı Şerif'te bütün belediye başkanlarımız, bütün görevlilerimiz yine İskenderun, Hatay bölgelerini ziyaretlerine yapacaklardır. Çünkü bu bölgede gerçekten Maraş bölgesinde çok kötü olduğunu duyduk ama inceleme fırsatımız olmadı. Gerçekten Hatay'da devletimizin çok işi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bir yılda oradaki konutları yapacağız cümlesi çok çok önemli. Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız bir yılda oradaki vatandaşlarımızın sabit yapılarını yapacaktır. Biz buna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da oradaki halkın inandığını görüyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutları orada geçirecektir. Bunu yapınca kadar da orada gerek büyükşehir, gerek belediyelerin görevleri devam edecektir. Oraya giriş girişler devam edecektir. Başta da söylediğimiz gibi deprem gerçekten ülkemizin bir gerçeği. Anakara'dan bu şekilde büyük hayatları geçen yerlerden bir tanesi. Bildiğim kadarıyla Güney Amerika'da Şili bölgesi, bir de bizim Türkiye'mizde Anakara'da bu şekilde bir geçiş var. Dolayısıyla deprem her zaman bizim gerçeğimiz. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor her anlamda. Rabbim bir daha böyle depremleri inşallah yaşatmasın diyoruz ama biz de hazırlığımızı yapmak zorundayız. Yapmış olduğumuz yardımlarda, çalışmalarda vesairelerde
Lojistik bizler için çok çok önemliydi. Lojistik firmaları bizlere çok büyük katkı verdi. O arkadaşlarımıza, katkı sağlayan esnaflarımıza, STK'larımıza, iş adamlarımıza hepsini Sayın Kaymakamımızla beraber bir plaket takdimi töreni yaptık. Orada da kendilerine teşekkür ettik. Allah razı olsun, gerçekten çok büyük katkı sağladılar. O firmalarımızın hepsinin de canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha bize bu tür büyük afetler yaşatmasın diyorum.